gece büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş. Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş. Bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş. Ortak olmak her sevince, her derde, kedere. Ve yürümek ömür boyu beraberce el ele. Olmasın hiç ocağı içten gülen gözlerde yaş. Bir gün gelip ayrılsak bile seninle arkadaş. Olmasın hiç otağı içten gülen gözlerde yaş. Yollarımız ayrılsa bile seninle arkadaş. Sen hala aynı kişiyle mi mesajlaşıyorsun? Evet. Mehmet miydi adı, neydi? Aha. Şimdi nedir olay? Ya bir seçme hakkında konuşuyoruz. Nasıl yani? Ne seçmesi? Ya biz yeni tanıştık bu çocukla dün gece. Modern dans bölümünde de tanıdıkları varmış Mimar Sinan'da. Neyse işte konuşurken de bu arkadaşlarının dans topluluğu olduğunu söyledi. Yarın akşam da bir seçmeleri mi ne varmış? İşte katılmak ister misin dedi. Ben de tabii ki deli misin dedim. Öyle yani, olay bu. Süper. İçer misin kahve? Olur, sağ ol. Nereye ya? Ya hazırlanacağım. Annemle bir açılışa gideceğiz. Gelmek istersen. Yok, ben markete gideceğim. Oradan evde takılacağım. Tamam. Görüşürüz o zaman. Bay bay. Nereye gidiyorsun acaba sen? Açılışa. Ne açılışı? Avrasya Tüneli'nin açılışı anneciğim. Aslında Aralık'ta açılıyor ama ben tabii VIP olduğum için beni önceden çağırdılar. Merve! Sanat galerisi açılışı anneciğim, oldu mu? Peki adı ne? Bilmiyorum. Açılışına gidiyorsun ama adını bilmiyorsun. Çok güzel. Evet anne, bilmiyorum. Çünkü Seda çağırdı. Annesiyle birlikte gideceklermiş. Davetiyeleri varmış. Beni de çağırdı. Ben de gelirim dedim, tamam mı? Şimdi gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirsin. Teşekkür ederim. Ama önce Seda'nın annesiyle konuşmak istiyorum. Anne sen bana şaka mı yapıyorsun ya? Yo, ben gayet ciddiyim. Sen beni rezil mi edeceksin insanlara? Sen beni rezil ederken iyiydi. Ya Seda'nın annesiyle konuşurum ya bu gece evde oturursun. Sen bilirsin Merve. İnanamıyorum anne sana. İnanamıyorum yani. Bir daha da bana yalan söyleme. Yalan söylemiyorum anne, gerçekten gidecektim, tamam mı? Ama boş ver ya. Sen kafanı takma, ben otururum odamda. Pencerelere doğru açtım kendimi. Zamanın ortasına. Nasıl ya? Olmaz romantizmle. Ne oldu? Yığmışsın kapıya gülleri. Anlamadım. Nasıl ya?
Sen yapma desen kim yaptı bunu? Gülleri beğendin mi? Sen şimdi görürsün. Gerizekalı ya. Gerizekalı. Gülle olacak işte çünkü Allah senin belanı versin. Senin gülün belası versin. Efendim Ayşe. Salih ne yapıyorsun sen? Ne yapmışım Ayşe? Ya hiç utanmıyorsun değil mi? Böyle görgüsüz gibi kapının önüne gülleri yığıyorsun. Ya senin derdin ne? Amacın ne senin? Yani böyle kapıya gül yollayınca bütün bu yaptıklarını ben unutacak mıyım zannediyorsun? Ayşe ben sana gül falan almadım ki. Ay bırak Allah aşkına lütfen. Ya sen almadıysan yani lütfen bak kim alacak Allah aşkına? Yapma lütfen yani rica ediyorum bir daha böyle şeyler yapma. Daha fazla rezil etme kendini Salih. Ben gelemiyorum. Annemle arıza çıktı. Anlatırım sonra. Tamam canım. Üzme kendini. Merve gelemiyormuş. Anne ne oldu? Ne oldu? Bir şey yok. Anne sen bir şeyin olmadığına emin misin? Kızım eminim dedim. Bir şeyim yok. Anne ne yapıyorsun? Seda sen beni beklesene burada bir. Anne nereye? Kızım bir bekle iki dakika. Alo. İyi akşamlar Tarık Bey. İyi akşamlar Ayşe Hanım nasılsınız? Vallahi pek iyi değilim. Öyle mi neden? Ben bir şey soracaktım size de. Tabii buyurun sorun. Tarık Bey siz bana gül gönderdiniz mi? Gül mü? Yo göndermedim. Emin misiniz? Eminim tabii ki Ayşe Hanım. Ben size neden gül göndereyim ki anlamadım. Ha yani siz göndermediyseniz bana kim gül gönderecek ki? Ben nereden bilebilirim? Belki gizli bir hayranınız göndermiştir olamaz mı? Benim mi gizli hayranım olacak? Ay sanmıyorum. Neden? Tarık Bey, ben meşhur biri miyim? Hayır ben şarkıcı mıyım, artist miyim? Benim niye gizli hayranım olsun, niye bana gül yollasın ki? Anlamadım. Ancak değilsiniz de sonuçta siz çok güzel bir kadınsınız. Efendim? Yani siz çok komiksiniz, konuşkansınız, güler yüzlüsünüz. Tarz sahibisiniz. O yüzden sizin yani gizli bir hayranınız olsaydı bu beni şaşırtmazdı. Demek istedim. Oldu o zaman. Oldu o zaman. Kapatıyorum ben. Rahatsız etmeyeyim daha fazla sizi o zaman. İyi geceler. İyi geceler. İyiyim Sedacığım, bir şeyim yok. E kiminle konuşuyorsun 10 saattir? Ay kimse değil ya, banka.
Evet yağacağım. Tamam o zaman bir isteğim olacak senden. Buyur ne demek, ne istiyorsun? Sıfır şüphe. Sıfır şüphe de nedir evlat? Birazdan beklesek acaba ya? Ya bekleyelim bekleyelim de 12'ye kadar halletmemiz lazım bu işi. Kim var? Gizem. Gizem sonra konuşalım mı? Neredesin sen? Nerede dışarıda? Arda ile birlikteyiz. Ben sana bir şey soracaktım. Gizem kapatıyorum hadi işimiz var. Sen neredesin acaba? Yazgan Koleji. Nasıl ya? Ne alaka bu? Ne haber? Aa, Yunus. Ya Seda'ya geldiysen yok evde. Ayşe teyzeyle bir açılışa kadar gittiler. Yapma ya. Ben de buralardaydım da bir şeyler içeriz diye uğramıştım. Benim de acelem var biraz. Nereye gidiyorsun sen? Eren'in yanına. Geleyim ben de siz de takılırız beraber. Tamam hadi gidelim. Sen güvenliği oyala tamam mı? Kamera varsa ne olacak? Bak bakayım etrafında kamera görüyor musun kardeşim? Yok da mobese falan var mı acaba ya? Vallahi o işlerden ben anlamıyorum. O senin uzmanlık alanı kardeşim. Allah Allah. Sokak sokak bilmiyoruz biz de herhalde. Tövbe estağfurullah. Sen bekle 2 dakika burada. Ben bir tarafa bakıp geleyim. Dikkatli bak tamam. Yemekte konuşma. Konuşmuyorum zaten. Arama yapıyorum. Açmıyor. İstediğin kadar ara. Açmaz o hatırsızı. Nereden biliyorsun? Ben bilirim. Anne ne yaptın sen? Ne dedin Vedat'a? Ayol ne diyeceğim? Gönlün varsa çiçeğini, çikolatanı, aileni al. Gel kızımı iste dedim. Ne var bunda? Anne sen ne yapıyorsun? Sen delirtecek misin beni anne? Ya ben niye Vedat'la evleneyim anne? Vedat kim Allah aşkına? Vedat, Vedat çulsuzun teki o Vedat. Sen değiştin ya bir kızım. Artık yeni hayatındaki candan bu. Ne yapacaksın? Düştüğün durum bu kızım. Sarhoş candan, içen candan. Eski candan çoktan öldü. Fatiha bile okuttuk ruhuna. Yeni candanın hayatı bu. Talipleri de böyle olur tabii. Ne yapacaksın? Ay delireceğim ben bu evde ya. Gerçekten delireceğim. Aklımı kaybedeceğim. Aklımı. Candan. Çorba çok lezzetli olmuş. Eline sağlık.
Bizim lisede de bu kattaydı müdürün odası. Ya dostum oğlum odaya mı gireceğiz bir de? Hayır oğlum dolabı koridordaymış ya. İnanmam ya. Ulan ne oluyor lan? İndir sana şunu. Güzel. Ne işiniz var sizin burada? Sizin ne işiniz var burada? Ya kızım sen hiç uslanmayacak mısın? Öyle mi? Duvardan atlayan benim çünkü. Sen burada olduğuna göre sen de duvardan atladın. Anladın sen onu. Ya ne oluyor ya? Bir sorun mu var? Bir şey mi oldu? Oğlum siz niye buradasınız? İşimiz var, işimiz. Siz niye buradasınız lan? Anladık onu. Onu anladık da ne işiniz var onu anlamadık. Bir dakika ya. Siz nasıl buldunuz bizi? Gizem, nasıl buldunuz bizi diyorum. Biz şey yaptık. Ay, mangal vardı kapıda. Şurada bir güzel mangal yakalım. Siz manyak mısınız ya? Hadi hadi şu işimizi halledelim. Ondan sonra ne yapacaksanız yaparsınız. Yürüyün. Hadi. Sen niye böyle abuk sabuk şeyler yapıyorsun? Ya kardeşim siz niye gece gelip buraya geldiniz? Ben mi anlatayım sen mi anlatırsın Eren? Cevap versene. Ya senin nüfus cüzdanın kayıp ya. Onu almaya geldik buraya. Komik misin? Al işte. Böyle sen anlat diyorsun komik misin falan diyorsun. Sonra delirtiyor beni. Hadi yürüyün abi. Berke aldı nüfus cüzdanını tamam mı? Nasıl aldı bilmiyorum. Manyağa bak. Almış okula koymuş. Sonra da bize gidip almazsanız dağıtırım her yeri dedi. İhbar ederim sonra Gizem'i alırlar dedi. Şimdi niye buradayız anladın mı? Kaybetme öyle. Gizem ne yapıyorsun? Ne? Benim şu madalyan bir şeyim olmadı ki. Ben çok isterdim lisede. Bak bu neymiş? Voleybol bu. Atletizm tut bakayım. Evet. Öncelikle bana bu şansı veren yüzme hocama. İkinci olarak kızım kurbağalamada senden iyisi yok diye bana cesaret veren teyzem Gilleri. Üçüncü olarak en yakın arkadaşım Jessica'ya çok çok teşekkür ediyorum. Jessica mı? Jessica. Hani derler ya ödül törenlerinde Jessica'ya teşekkür ederler. Oscar mı bu kızım? Ne Jessica'sı? Akademiye çok teşekkür ediyorum. Diğer oyunculara da performansından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ama malum ben onlardan daha iyi olduğum için ödülü ben aldım. Yani ödül deyip geçmeyin. Oscar aldım ha. Boru değil yani. Bravo. Bravo. Oscar aldım. Boru değil. What can I do sometimes? It's the football. That's the football. Everything is... Something happened. In the tabela. But other game. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım. 12'ye yaklaştığımız bu dakikalarda eğer biraz daha oyalanırsak başımıza çok kötü şeyler gelecek. Ya hadi bir an önce çıkalım. Çabuk abi, çabuk. Hadi abi, hadi, hadi, hadi. Kimlik, kimlik. Tamam, tamam. Koş, koş, koş. Koş. Koş, koş, koş. Koş, 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 koş. Gizem. Koş, koş, koş. Burada, burada, burada. Lan! Bırak kaçayım. Tamam, tamam, tamam! Gel.
Tamam gelin Eren, yürü sen. Ya bir şey geldiyse başına? Ya gel. Ya yürü, Eren bakar başın içerisine. Döneceğim ben. Gizem. Ya saçmalama. Bak gel. Vur. Komiserim, yakaladık hırsızı. Aferin Cahit. Gözüme girdiniz vallahi. Ben bile inandım polis olduğunuza. Babama söyleyeyim de bu ay çift maaş versin. Lan bırakın lan! Lan bırakın, ne yapacak? Bırak! Bırakın. İstersen burada bırakalım. 2-2 oldu, eşitlendi diyelim. Lan ben bunları senin yanına bırakır mıyım ha? O zaman eğlence kaldığı yerden devam ediyor ha. Senden çok büyük bir şey bekliyorum. Şok et beni, tamam mı? Acayip heyecanlı olsun. Çok değişik bir şey bekliyorum ona göre. Lan sen bekle lan! Lan ben sana heyecanını Allah'ını yaşatacağım lan! Görürsün! Eren! Yahu yapsanıza bir şey. Ya bir sakinleşsin önce. Lan bu nasıl bir herif ya? Adamın işi gücü yok. Bir de adamlarını polis kılığına sokuyor. Manyak abi işte. Hayatta her istediğini elde edersen böyle olur. Ben yanına gideceğim. Ya dur kafasını toplasın, ondan sonra konuşursunuz Gizem. Hayret bir şeysiniz ha. Eren. Bir dur. İyi misin? Geçmiş karşıma abuk subuk konuşuyor şerefsiz. İstersen bırakalım, eşitlendik diyelim, kapatsın gitsin diyor. Eren. Bence de kapansın yani. Gerek yok, uzamasın. Gizem yaptığını görmedin mi? Boşu boşuna gittik oraya. Sırf o eğlensin diye. Ama ben onun yanına bırakmayacağım bunları. Manyak mısın oğlum sen? Bunun sonu mu var? Lan yoksa yok. Ben bunun altında kalmam, kalmayacağım. Eren. Gelmeyin peşimden. O gülleri de sana o gönderdi değil mi? Yok. Gizem! Evet, o göndermiş. Güzel. Lola yine ya. Ya bu herif bana gül göndermiş de böyle sermiş yerleri falan. Nasıl ya? Pişt, hayır. Ne yapıyorum sana? Gel. Nasıl girdin sen içeri? Kimse görmedi seni değil mi? Kimse görmedim. Ya ben sabahtan beri seni arıyorum. Mesaj atıyorum. Sen niye bana cevap vermiyorsun? Meşguldüm birazcık. Allah Allah. Neyle meşguldün acaba? Bir saniye, sen işte olman gerekmiyor mu şu an? İzinliyim bugün. Niye? İşim var dedim patrona. Kusura bakmayın, gelemeyeceğim dedim. O yüzden yerime başka birini bulun dedim. Tamam dedi. Özledin mi beni? Sen beni özledin mi? Soruyu sorarlı cevap verme, önce ben sordum. Merve. Abi. Ne? Abin mi? Hani eski tür filmlerinde olur ya, geç. Merve neredesin?
Merve. Benim gitmem lazım. Hayır, gidemezsin. Bir dakika. Gidemezsin. Cevap vermeden gidemezsin. Özledin mi beni? Yok, gitmem lazım. Cevap vermeden bırakmam. İyi, o zaman sabah kadar böyle dururuz burada. Tamam, benim için problem. Beklerim. Gidemezsin. Cevap ver. İyi, tamam. Özledim. Oldu mu? Olmadı, hiç olmadı. Hiç beğenmedim. Yani oldu da bir daha alalım. Böyle daha içten, daha böyle duygulu söylemen lazım. Çok özledim. Oldu mu? Oldu. Şimdi gidebilirsin. Merve, neredesin sen? Bahçedeydim. Seslendim o kadar. Duymadın mı? Yok, duymadım. Müzik dinliyordum herhalde o yüzden. Nasıl duymadın anlamadım. Ben baktım her yere. Ay ne demek ki, yeterince iyi bakmamışsın yani. Baksaydın görürdün. İyi. Beni kıskanıyorsan gidip tekrar bulaşırsın belki. Ama kıskanmadığına göre bu iş burada bitti. Tamam mı? Kavga yok. Gizem. İyi denemeydi ama yemezler. Çıkardığımız kuralları okur. Baylar. Dövüş kulübünün birinci kuralı. Dövüş kulübü hakkında konuşmayacaksınız. Dövüş kulübünün ikinci kuralı. Dövüş kulübü hakkında konuşmayacaksınız. Dövüş kulübünün üçüncü kuralı. Biri pes ederse ya da sakatlanırsa dövüş biter. Ve dördüncü kural. Sadece iki kişi dövüşür. Gizem hadi. Ben hazırım. Geldim. Senin seçmeler mi akşam mıydı? İşte okulda çalışacağım daha. Ondan sonra akşam 6 gibi çıkarım herhalde. Ha? Nerede peki? Ya Taksim'e yakın bir stüdyodaymış da. Biz önce Mehmet'le buluşacağız. O götürecek beni. İyi. Hadi. Tamam. Anne biz çıkıyoruz. Tamam geliyorum canım. Gizemciğim, bir şey soracağım sana. Tabii. Dün eve gelirken böyle bahçede dikkatini çeken bir şey gördün mü? Yok, görmedim. Yani böyle her zamankinden farklı bir şey yok muydu? Her şey normal miydi yani? Normaldi. Tamam, anladım. Hadi, hadi sen Seda'yı bekletme. Tatlım. Tamam, görüşürüz. Bye bye. Bye bye. İkincisi mi daha iyi, birincisi mi? Bir bence kesinlikle. Bence de öyle. Tartışmasız. Günaydın. Günaydın baba. Siz konuşun. Tamam. Nasılsın bir tanem? Yani ne çok iyi ne çok kötü. Orta şeker. Annen evde mi? Ya baba ben gerçekten bir şey yapmak istiyorum. Yani sizi bir araya getirmek istiyorum tekrar ama... Düşünmem yeter. Gene bir araya geliriz. Gene yemek yeriz. Biraz zaman geçsin. Yine bir araya gelir miyiz cidden? Geliriz bir tane. Geliriz. Ne
Günaydın. Ayşe, biraz konuşabilir miyiz? İyi, peki, tamam. Konuşmayalım. Gelmeyecek mi bir daha? Hayır bir tanem. Benim yüzümden mi? Gel buraya. Biz bunu konuşmuştuk seninle. Seninle bir ilgisi yok. Ne istersen de vereyim sana. Ben bakarım. Reçel. Hayri. Anne kimmiş gelen? Nurgül geçerken uğramış. Ne oldu, niye geldin sen? Gideyim istiyorsan. Hayır da yani merak ettim. Bir bakayım dedim. Ne yapıyorsun? Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Küsmüyorsun. Konuştun mu Ahmet Bey'le? Söyledi mi boşandığımız? Evet. Ne dedi? Sevindi mi? Yani çok bir şey söylemedi. Nasıl demedi? Bu adam sana evlenme teklif etmedi mi kızım? Ha? Boşa kocanı gel demedi mi? Dedi ama vazgeçmiş. Ben söyledim ama öylesine söyledim dedi. Şimdi evlenmekten vazgeçmiş. Bırak şimdi. İrem duyacak. Sen de salak salak konuşma o zaman kızım. Ben buna diyer miyim? Adam yanıyor senin için. Herif sana her baktığında gidip gidip geliyor bir tarafa. Ha benim maksadım gitmişken kalsın orada. Gelmesin geri. Amacım o. Allah korusun. Deme öyle. Allah korusun. Korumasın Sema. Allah korumasın. Benim gitmem lazım şimdi. Hadi git sen de. Bana bak. Elini çabuk tut. Çöz şu işi. Bir şekilde adamı oturt nikah masasına. Tamam. Benim sinirlerimi bozma. Hadi bakayım. Gece adresinizi söylemediniz. Ben de sizi kendi evime getirdim. Odanın kapısı kilitli. Anahtarı kapının altından içeri attım. Ben evden çıkıyorum. Siz de istediğiniz zaman kapıyı çekip çıkabilirsiniz evden. Tarık. Günaydın. Günaydın. Sen sormadan söyleyeyim, okula birlikte gidelim diye geldim. Boşuna gelmişsin çünkü ben okula gitmiyorum. Eren lütfen. Ne lütfen ya? Ya ne gerek var böyle şeylere ya? Değmez ki, gideceksin kavga edeceksin çocukla. Ne olacak yani, neye yarayacak? Neye yarayacak biliyor musun? Bir daha benim öyle karşıma çıkmayacak, bir daha seni rahatsız etmeyecek. Kafasına göre gül falan olamayacak sana. Anladın mı beni? En önemlisi haddini bilecek. Eren ben senin iyiliğin için söylüyorum, lütfen yapma. He. Berke benden daha iyi yani. Bunu söylemek istiyorsun öyle mi? Hayır hayır, hiç alakası yok. Bence çok alakası var. Beni düşündüğüne göre, başıma bir şey gelmesinden korktuğuna göre Berke'yi daha güçlü görüyorsun değil mi? Hayır Eren, saçmalama. Sen rahat ol Gizem. Ben başımın çaresine bakarım, korkma sen. İyi günler. İyi günler. Hakan Bey'le görüşecektim, çok önemli. Hakan Bey'le her önüne gelenle görüşseydi. Oğlu ile ilgili bir konu. Söylerseniz belki ilgilenir. Bekle bunu. Ah,
Hakan Bey toplanıp da birazdan gelir. Bekle burada. Tamam abi, sağ ol. Beni ara. Merak ettim seni. Gizem sanaymış mı? Kim ben? Bilmiyorum vallahi kızım. Biri verdi sınıfta seni tanıyorum diye. Sağ ol. Acaba en sevdiğin çiçek orkide olabilir mi? Belki. Sen görürsün şimdi. En sevdiğim çiçeği merak etmişsin. Şimdi fotoğrafını yolluyorum. Hadi bakalım. Ya hareket çekmek bile bu kadar yakışır mı insana ya? Arda. Gel gel. Günaydın. Günaydın. Şükrü abi gidin bir halatını sorun dedi. E biz de geldik. Nasılsın kardeşim? Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Hiç merak etmesin, en kısa zamanda getireceğim parasını. Tabii getireceksin. Getirmeyip ne yapacaksın? Ya bir de takım elbise almışsın ödünç. Onun parasını da senin borcu yazdı. Haberim var. Ben artık gidebilir miyim? Ne demek? Buyursunlar. Eyvallah. Mühim bir şey söyleyeceğim dedin. Sustun. Öyle oldu. Ben dün konuştuklarımızı düşündüm de. Yani çok düşündüm. Hani sen dedin ya senin de mutlu olmaya hakkın var diye. Evet. Gerçekten var mı yok mu bilmiyorum ama ben hayatımda ilk defa bir şey yapacağım. Deneyeceğim. Sahi mi? Eğer teklifin hala geçerliyse seninle evlenmeye kabul ediyorum. Önemli demişsin. Berke ile ilgiliymiş anlatacakların. Evet. Arkadaşı mısın Berke'nin? Hayır. Adın ne? Eren. Ben oto yıkamacıda çalışıyorum. Geçen oğlunuz arabasını yıkatmaya getirdi. Benden de yıkamamı istedi. İstediği gibi iç dış yıkadım. Geri geldiğinde kaportada çizik var dedi. Size yemin ederim araba geldiğinde o çizik vardı. Anlatmaya çalıştım ama beni dinlemedi. Üstüme yürüdü. Yalnız da değildi. Sen benim kim olduğumu biliyor musun dedi. Babamın kim olduğunu biliyor musun dedi. Ben oğlunuz yüzünden işten atıldım. Oğlunuz benim hayatımı mahvetti, anladınız mı? Hayatımı mahvetti. Anladım. İşe mi ihtiyacın var? Yok. Ama bir arkadaşım var. İyi. Söyle bizim kulübe gelsin. Timeline. Personel müdürünün adımı versin, işe başlasın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bekle burada. Çağırın Berke'yi bana. Hemen efendim. Hakan Bey. Babanız aradı. Mutlaka arasın beni dedi. Ararım biraz sonra. Biraz acilmiş efendim.
Berke Bey. Orkideler gönderildi mi? Söyledim adresi. Evet efendim. Teslimat yapıldığında haber verecekler. Hakan Bey hemen sizi görmek istiyor. Niye? Bilmiyorum. Çalışma odasında mı? Mutfakta. Sebep? İçeride toplantı varmış. İyi bakalım. Ne oldu baba, acil demişsin? Bu telefonda konuşulacak şey mi baba? Lütfen. Yürü, gel. Beni çağırmışsın baba. Çağırdım evladım. Ne haber Berke? Nasıl gidiyor? Sen ne arıyorsun lan burada? Babanı ziyaret etmek istedim. Güzel güzel konuştuk. Zaten öğrenirsin birazdan ne konuştuğumuzu. Biliyor musun? Baban beni çocukken çok döverdi. Ama artık rolleri değiştik. Bana bir fiske bile vuramıyor. Yanıma bile yaklaşamıyor. Bundan sonra da hiçbir zaman yaklaşamayacak. Ama senin baban bu yaptıklarını öğrendikten sonra seni öyle bir dövecek ki, ağzını burnunu öyle bir kıracak ki. Neyi öğrendikten sonra? Beni dövdüğünü. Ne yapıyorsun lan sen gerizekalı? Aa, Berke, yapma Berke. Ben çizmedim arabayı, lütfen. Yapma. Aa, niye çizmedin, niye çizmedin? Aa, yapma. Yapma. Nasıl bir ruh hastasısın oğlum sen? Böyle bir şey yok. Ben çizdim. Ben çizdim. Ne oldu? Çok acayip şeyler bekliyordum benden. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kaybedecek bir şey olduğundan da korkacaksın hayatta. Bu da benden sana hayat dersiniz. Baba. Bırak! Ben bir şey yapmadım. Ben çizmedim Berke. Arabayı ben çizmedim. Baba. Berke. Baba. Ne oluyor burada? Baba ben dokunmadım. Gelin buraya. Yüzünü gözünü temizleyin. İlgilenin çocukla. Baba dokunmadım bile. Bir şey yapmadım. Ve hayatta hiçbir şey boşlukta kaybolmaz. Doldurmaz boşluğunu ne ana ne kardeş.